Türk lirası, dolar ve döviz karşısında değer kaybederken yabancı uyruklu vatandaşlar komşu ülkelerden alışveriş yapmak için sınıra yakın olan yerlere akın etti. Geçtiğimiz aylarda Bulgaristanlılar Edirne'ye giderken şimdilerde ise Azerbaycanlıların alışveriş adresi Iğdır oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılmış olduğu il başkanları toplantısında kur artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan iktidara seslenerek "Türkiye her şey 1 lira mağazasına döndü" dedi. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz sınır komşularımızın ucuz pazar yeri oldu şu anda. Paramızın karşısında değer kaybetmediği para birimi dünyada neredeyse kalmadı. 10 yıldan fazladır bir iç savaşla boğuşan Suriye'nin para birimi Türk lirasıyla belki mukayese edilebilir durumda. Onun haricindeki komşularımızın tamamının parası şu anda bizden çok daha kıymetli. Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan için adeta bedava bir ülkeye döndük. Biz elbette ülkemizin komşularımızla olan ticaretin artmasını isteriz. Komşularımız Türkiye'ye rahat gelip gitsin isteriz. Bizim vatandaşlarımız da komşularımıza rahat gidip gelsin isteriz. Elbette ticaretimizle, sanayimizle, kültürümüzle, turizmimizle bir cazibe merkezi olmak isteriz. Ama değerli arkadaşlar, bu o değil. Şu anda yaşadığımız öyle bir şey değil. Koskoca Türkiye, komşu ülkelerin her şey 1 lira mağazasına döndü neredeyse. Vatandaşlar Türk lirasının değer kaybettiğini ve kendilerinin rahatça alışveriş yapamadıklarını söyleyerek yönetenlerin vatandaşları düşünmediğini belirtti. Bizim paramız karşısında çok değerli olduğundan daha çok harcama şanslarına sahip, ama yani bizim harcama şansımız sıfır. Şu anda bizi yönetenlerin en büyük eksiği vatandaşlarını düşünmemesi. Şu vatandaşların tamamı şu anda iktidara karşı aşırı bir tepkisi var. Ha, bu görünmüyor. Eylemi yok, şey yok, ama içinde bu tepkiler. Günü geldiğinde bu tepkiyi fazlasıyla gösterirler. Şöyle söyleyeyim, hani biz emekli olduğumuz için alışveriş konusunda sıkıntılıyız, yani onu söyleyeyim, yani aldığımız yeterli gelmediğinden dolayı hani dışarıdakiler yaşıyor, biz yaşayamıyoruz, öyle diyelim yani. Onlar da para çok da ondan, yani Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyorlar. Türkiye'nin Türk lirasının bir değeri kalmadı. Yani onlar bir ay çalışıyorlar, adamlar 3 ay geçiniyor yani. Madem esnaf sıkıntıda, bir iktisadi kriz var. Bu alışverişte tahmin ederim para kazanıyorlar ve onun için iyi bir şey. Alıcı nerede ucuz varsa orayı tercih eder. Buraya babamızın hayrına gelmiyorlar. Vatandaşların bir kısmı alışverişe gelen vatandaşlar hakkında ülkemize değer kazandırıyorlar derken, diğer bir kısmı ise ucuz ve kaliteli ürün alışverişine kim gitmez ifadelerini kullandı. Emekli devlet memuruyum. Ülkemize yabancı vatandaşların gelmesi, alışveriş yapması bizim için iyi bir şeydir. Gelsinler, gitsinler. Biz devlet olarak ürettiğimiz malı satmakla görevliyiz. Yurt dışından gelenler, hepsi kalabalıklar onlar yani, gezenler, tozanlar. Bizim insanımız ne olacak? Cepte para yok. Ekmek olmuş 2 lira. Okuldan eve geliyor, otobüste yani. Buradaki gezenler de altının, euronu bozduranlar geziyor. Bizim insanımız yatış vallahi. Ülke gidiyor. Türk TL'si düştü diyorsunuz da. Hayır efendim, niye düşsün? Fıstık gibi yaşıyoruz. Yaşamıyoruz mu? Yani ben de yaşıyorum. Bak ben de emekliyim. Efendim işte şöyle oldu, böyle oldu. Yok kardeşim. Bu memlekette kalender diye kimse yoktur. Herkesin altında iki tane ev, iki tane araba. Kesinlikle hayır. Vatandaşı bırakın. Yani öğrenci olarak rahatça alışveriş yapamıyoruz. Çünkü alım gücü gerçekten bayağı düşük.